Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kemal Usta. Arkadaşlar, şimdi yaptığımız hamur, geçen de yapmıştık. Sade ekşi mayadan, %100 ekşi mayadan. Başlangıcını çekemedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Arkadaşlar, bunun içinde ekşi maya var. %100 ekşi maya var. Birazcık da Trabzon hamurundan hamur var içinde. 2-3 tane kadar. Şimdi bunun arkadaşlar size videosunun devamında tavaya yapacağız bunları. Tavada çekeceğim. Piştiği zaman da çekeceğim. Tam bir video yapacağım bunu. Bildiğiniz olsun. Çeyrek geçiyor. Saatte göstereyim size. 6 çeyrek geçiyor. Şimdi saat 11-12 gibi ekmeğe çıkacak. Tava ekmeği. Size göstereceğim onu da. Bu şekilde %100 ekşi mayayla yapıyoruz arkadaşlar. Katkı maddi içinde hiçbir şey yok. Bu ekmek arkadaşlar çok farklı bir ekmek. Bu ekmek vücudumuzun metabolizmasını düzeltir, bağırsakları çalıştırır, bağırsakları düzenler. Yani böyle bir ekmek. Buradan müşterilerimize de duyurulur. Bundan almalarını tavsiye ederim. Böyle bir ekmek yapacağız bugün. Bugün fırsatımız varken değerlendirelim. Bugün pazar arkadaşlar, yarın pazar. Bugün ekmeği az yapıyoruz biliyorsunuz. Pazar günleri biz servis yapmıyoruz. Sadece tezgahlarımıza ekmek yapıyoruz. Ondan dolayı böyle bir boşluğumuz oldu. Böyle bir ekmek yapalım dedik. Bunu yavaş yavaş üretimimize koyuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ekmeği. Yaklaşık arkadaşlar bunu 15 dakika civarında yoğuracağız. Yarım saat dinlendireceğiz. Yarım saat sonra bunu tavalara koyacağız. Yaklaşık 4-5 saat ve 6 saat bakacağız kabarmasına göre bunu pişireceğiz. Pişirdikten sonra da tekrar çekeceğim, tavalarda göreceksiniz. Biz de ekşi maya ben yapıyoruz hamuru. Arkadaşlar, çok şahane bir ekmek, çok lezzetli bir ekmek. Sizlere çekemedim, malzemeyi atarken çekemedim. Daha doğrusu aklıma gelmedi, son anda aklıma geldi. Kazanı açtığımda aklıma geldi çekmek. Daha önce de göstermiştim zaten. Başka bir videoda sizlere kazanı. Yine aynısı gibi yapıyoruz. Yalnız bu biraz daha fazla yapacağız bunu. O zaman çok güzeldi, tutuldu. Birazcık daha hamurumuzu artırdık. Biraz daha fazla yapacağız. Bu hamur %100 ekşi mayadan arkadaşlar. Bunu böyle görün, bakın. Siz de yapın. Bu şekilde yapacağız hamurumuzu. Şahane bir sonuç alacağımızı bekliyorum. Arkadaşlar, bu videomuzu paylaşmanızı rica ediyorum. Özellikle paylaşmanızı rica ediyorum. Herkes görsün. Bütün fırıncı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız görsün. Paylaşsın istiyorum. Ekşi mayada yapıyoruz bunu arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakika yoğuracağız. Kapatacağız.
bir 20 dakika dinlenecek. 20 dakika sonra keseceğiz, tavalara koyacağız. Haluk arkadaşımla birlikte sizlere onu da çekeceğim. Biliyorsunuz videosunu çekmiştik. Haluk arkadaşımız artık bizlerle birlikte. Onu da göstereceğim size nasip olursa. Hamurumuzu yoğuralım. Arkadaşlar kusura bakmayın, hem çekim yapıp hem hamur yoğurmak kazanla böyle ilgilenmek zor oluyor. Kazanım biraz pis gözükebilir ama nihayetinde hamurdur. Yanlış anlamayın. Evet, şimdi şerbetini vereceğiz. Hani biraz soğuk su şerbet atabilir misin kardeşim buna? Kamerayı başka yere şey yapmıyorum. Boş. Evet. Şerbetini veriyoruz arkadaşlar. Hamurumuzun son şerbeti bu. Ver Haluk'cum onun yarısını ver. Yapıyorum arkadaşlar. Havalar malum sıcak, yaz. Ağustos aylardan Ağustos. Bugün 26'sı mı ne? Hava sıcak olduğu için soğuk suyla yapıyoruz. Hamur çok baymasın diye. Gördüğünüz gibi şerbetini verdik. Şerbetini yedireceğiz bunu şimdi. Kazanı kapatacağız. Evet, bu şekilde biz ekşi mayadan yaptık bunu. Ekşi mayanın faydaları arkadaşlar çok saymaktan bitmez. Bunu profesörler, doktorlar, gıdacılar anlatıyor devamlı televizyonlarda. Bu ekmeği sizlere yapmak istedim. Daha önce de istek oldu. Usta ekşi mayadan hamur yapalım diye. Bu vesileyle bu ekmeğimizi de yapmış olalım. Bizim diğer ekmeklerimizi arkadaşlar ekşi mayadan yapıyoruz ama şey yapıyoruz. Şimdi her hamura yaklaşık 250-300 gram bir maya atıyoruz. İş seri olsun diye. Hani bunda öyle bir şey yok. Burada zamanımız var. Yarın ekmek fazla yapmayacağız. Servisimiz yok çünkü. Tezgah yapacağız. Rahat bir şekilde ekmeğimizi yapacağız. Zamanımız, vaktimiz var. Hani burada maya olayı yok arkadaşlar. Hani elimizde gelse hep böyle ekmekleri yapsak çok iyi olur ama ne vaktimiz var o kadar. Ne de o kadar az ekmek yapıyoruz. Normal günlerde bayağı ekmek yapıyoruz. Birazcık yaşmaya kullanıyoruz mecburu. Bundan dolayı böyle ekmekleri ancak arada böyle çıkartabiliyoruz. Hani gönül ister hep böyle ekmek yapmak ama şimdi de ticari tarafı var. Onu da düşünüyoruz. İşletmemizi. Ama ileride nasip olursa sade böyle ekmekleri yapmayı düşünüyorum. Bir plan projem var. Olursa böyle yapacağız ekmekleri. Allah nasip ederse tabii. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi suyunu yemeye başladı. Suyunu yedi mi toparladı mı kapatacağız kazanı.
kavanoz hazır olmuş olacak. Tamam onu. Tamam bunu yukarı koy. Toz olmasın. Şimdi şey oldu mu? Arkadaşlar bu hamuru böyle ufak kazanlar var. Onlardan olmadığı için böyle biraz uğraştırıyor bizi. Yani olsaydı böyle tutmazdık, uğraşmazdık. Ama olmadığı için mecbur böyle biraz zahmetli oluyor. Ama böyle bir lezzet yok yani. Değil mi abicim? Yani böyle bir lezzet ekmek, zaten böyle ekmek yapan yok yani Türkiye'de artık, yok denecek kadar yani, beş parmağın beşini geçmez yani. Hani bu da bizim şansımıza diyelim, sizin şansınıza. Böyle bir imkanımız var, yapıyoruz Allah'a şükür. Bunu da kanalımızda yayınlayacağız. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü meslektaşlarımız görsün, öğrensin. Eşim ailen ekmek yapsın. Çok lezzetli, çok faydalı. Hani dünyada aranan bir ekmek. Dünya Sağlık Örgütü'nün istediği bir ekmek bu. Hani profesörlerin, sağlıkçıların, diyetisyenlerin önerdiği bir ekmek. Hani eşim ayadan, maya yok içinde. Biliyorsunuz yaş mayayı dışarı koyduğunuz zaman 24 saatte ne hale geliyor bir görseniz, bir deneyin. Marketlerden alın bir tane ufak yaş maya, koyun kenara dursun, ne hale geldiğini görün. Vücudumuzda nelerin girdiğine dikkat edelim. Ama eşi maya öyle değildir. Eşi maya vücudu, metabolizmasını düzeltir, bağırsaklarını düzeltir, midenizi düzeltir. Yani gastrit, mastrit yapmaz, düzeltir onları. Bakın suyunu topladı. Birazdan kapatacağız bunu. Yani sinüs tutunuz varsa iyi gelir, migreniniz varsa iyi gelir, solunum yollarını düzeltir. Hani devamlı ekmeği yemeden önce koklarsanız koku duyunuzu geliştirir, açar. Yani çok faydası var, saymakla bitmez. Bunu burada saymayalım hepsini. Evet. Suyunu yedi. Hamurumuz şöyle 2 dakika daha dönsün. Biraz hazırlansın. Kendine gelsin. Kapatacağız. Videonun daha sonra diğer kısmına geçeceğim ben. Tavaları alırken çekeceğiz. Diş dikten sonra da çekeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 dakikalık bir video yapacağız bunu. 25 dakika olabilir. Bakacağız duruma göre. Evet, bu vaziyette hamurumuz çok şahane bir şekilde olmuştur. Böyle bir dakika daha dönsün. Arkadaşlar şimdi eşi maya hamurlarımızın tavalara koyarken çekemedik. Daha doğrusu unuttum ben. Şimdi böyle tavaya koymuşken şöyle göstereyim size. Şöyle güzellerini örttük bunları. Şöyle güzellerini örttük. Şöyle şuralara bezledik onları güzel.
Ondan sonra sizin arkadaşlar şöyle göstereyim tekrar. Şöyle koyduk arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bunu da ekleyeceğim videoya ben. Görüşmek üzere. Şöyle arkadaşlar yakından çekeyim. Hamurumuz gayet biraz sert oldu. Biraz hamurumuz sert oldu. Sıkıntı değil. Bekleyeceği için hamur yumuşayacak, boşaltacak kendini. Sorun değil. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar. Ekşi mayalı ekmeklerimiz bunlar. Gördüğünüz gibi güzel bir netice aldık. Arkadaşlar. Ekmeği %100 ekşi mayadan yaptık bunu. Bunlar da ekşi mayadan yaptık arkadaşlar. Bunlar da 250 gram yaş maya var. Bunlar da hiç yok maya. Sade ekşi mayadan. Hadi topara. Benim pulu bak. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.